Yani bu İslam'dır, bu Allah'tandır diye bir şey var. Evet. Siz de bunu olmayanları Mesela Türkiye'de çok meşhur eskiden birisi vardı. Ateist Turan Dursun diye. Mesela o adamın İslam'dan insanların uydurdukları aslında İslam'dan çıkmasından sebeplerden birisi de gulleteyn denilen bir hadisti hocam. Mesela bunu Arakan Müslümanları ile ilgili Yardım Eli Derneği zaten orada yardımlar ediyor. Allah razı olsun. Biliyorum. Kendi gözlerimle şahit oldum. Oradaki insanları giderken Bangladeş'te mesela Hindistan'da 200 litrelik bir suda temiz olarak insanların orada birisinin gerçekten videosunu bile çektim. Birisi ağzını gargara yapıyor. Kalkala diyorlar herhalde. Bir yeri de orada ayağını yıkıyor hocam. Aynı İslam'da suda var temiz diye, diye. İslam diye. İslam budur diye. Şimdi bunu araştırdığınız zaman hocam bu İslam olur mu? İslam'ın temizlikle ilgili başka mesela rivayetler vardır. Temizliği imanın yarısıdır deniyor. Bazılarında tuhru çatırır iman. Bazılarında temizliği imandandır deniyor. Yani bunların olmasına rağmen bunları İslam'la nasıl bağdaştıralım? Bu açıdan baktığımız zaman İslam'da gerçekten olduğunu zannedilen şeylerden dolayı insanların o İslam'dan çıktıklarının şahit oldu. Mesela adam tamam bir varlığı kabul ederim diyor. Deist oluyor. Onu da etmiyorum diyor. Ateist oluyor. İşte var mı yok mudur diye düşüncesinde agnostik oluyor. Bazıları nihilist oluyor. Peki bunları o iten sebepler nedir? İşte oradaki iten sebepler hocam, bu kitapların yazılma serüveni, işte burada İslam diye insanlara anlatılan. Mesela bir konuyu anlatayım hocam o kitaptan da. Benim hiç dikkatimi çekti. Mesela Peygamberimizin sonuncu Nebimizin 53 yaşı olduğu zaman 6 yaşlı bir kızla nişanlanması, 9 yaşında onunla beraber olması, evlenmesi gösteriyor. Ya şimdi ben de düşünüyorum, benim de kızlarım var. Sonra çevremdeki insanlara bakıyorum. O insanların da kızları var. Şimdi 9 yaş ne demek? 53 yaş ne? Bunu düşünelim hocam. Birisi damat olarak, birisi de gelin olarak. Bunları bir araya getirip fotoğraflasan, karikatür olarak insanlarla alay ederler. Biz sanki peygamberimizle alay ediyoruz. Şimdi bunu okuyan birisi, Müslüman olan veyahut da olmayan birisi, bunu nasıl insanlara aktarır hocam?